Arka arkaya gelen mesajlarda Biden'ın açıklaması kınandı ve reddediyoruz denildi. İbrahim Kalın yaptığı açıklamada tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerinin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama Türkiye Cumhuriyeti nezdinde yok hükmündedir dedi. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu ifadeyi şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz dedi bu açıklamada. Açıklamada ayrıca ortaya atılan sözde soykırım ifadesinin herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı ve uluslararası hukukun niteliklerini yansıtmadığı belirtildi. Ve açıklamada İbrahim Kalın, Türkiye'nin geçmişte sık sık 1915 olaylarının aydınlatılması için ortak bir tarih komisyonu kurulması noktasına çağrısı olduğunu hatırlattı. Ancak husumeti devam ettirmek isteyen çevrelerin baskısıyla bu çağrıya cevap gelmediğinin altını çizdi. İbrahim Kalın, Amerika'dan gelen açıklamanın aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme çabalarına da ters tepki yaratacağını söyledi. Diğer bir noktada İbrahim Kalın açıklamasında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde derin yaralar açacak bu açıklamanın giderilmesi için tezelden bu düzeltmenin yapılması ve bu ifadenin geri çekilmesi gerektiğini belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yaptı. Altun da açıklamasında gelen ifadeyi şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz ve kabul etmiyoruz dedi. Ermeni diasporasının mesnetsiz iftiralarına destek mahiyetindeki bu ifadenin ABD'nin iç siyasi hesaplarından kaynaklandığı çok açıktır dedi. Fahrettin Altun mesajında ters etki yaratacağına şüphe olmayan bu girişim Ermenilerin içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmasına yardım etmeyeceği gibi ABD'nin çıkarlarına da hizmet etmeyecektir dedi Fahrettin Altun açıklamasında. Altun açıklamasında aynı zamanda ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir dedi. Bu makamların Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni Vakıfların Başkanı Sayın Pedros Şirinoğlu'nun dün açıklamalar gelmişti hatırlayacağınız üzere. O açıklamalara vurgu yaparak geçmişte yaşanan acıların bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara hizmet ettiği belirtilmişti Maşalyan'ın açıklamasında. İşte Altun buna da vurgu yaparak o açıklamalara bir kez daha dönüp bakılması çağrısında bulundu. Bu girişiminde kötücül lobilerin bir çabası sonucu olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden işte arda arda gelen açıklamalar böyleydi.